Aynen. Hayat bize hep güldürdü. Evlilik teklifi aldın mı? Evlilik teklifini şöyle, hiç video ve resmim yok evlilik teklifimde. Hı-hı. Eşimle Boğaz'da güzel bir yemek yedik, orada bana evlenme teklifi etti. Bir de biz biraz eşimle gizli gizli görüşüyorduk, annesi kızdığı için. O annesinden habersiz bana evlenme teklifi etti. Öyle yani, bir yemekte evlilik teklifimiz gerçekleşti ama hiç fotoğraf ve videom yok. Bununla alakalı çok kızıyordum. Hatta eşimin bugün vakti olsaydı gelecekti, burada evlenme teklifi edecekti bana. Ama olmadı. O zaman bu ona mesaj olsun. Belki seni mutlu etmek için bir evlilik teklifi. Yani istenmeyen gelin miydi? Evet, istenmeyen gelindim. Şu an mısın peki? Şu anda zaten kayınvalidemle sonrasında iyi olduk zaten ama işte hastaydı. Zaten 17 aydır kızımla beraber, o da bir hastalık. Akciğer kanseriydi. Yani sonrasında bir kötü değildik kayınvalidemle. Eşimin ailesiyle, çünkü tanıdıkça, insanlar birbirini tanıdıkça zaten birbirlerini severler. Nişan düğün arası ne kadar sürdü? 6 ay. 6 ay sonra. 6 ay. Zaten 4 sene kına beklemişiz. Daha çok beklemeyelim. Artık beklemeyelim. Şöyle, yani Mayıs'ta nişanım oldu. Ekim'de de evlendim. Ekim-Kasım gibi de evlendim. Nişanda takı takıldın mı peki? Nişanda takı takıldı. Evet, benim ailem de, eşimin ailesi de bana takı taktı. Gelen arkadaşlarım da taktılar. Ne kadar aldın mı nişanlığını? Ne kadar aldın? Nişanlığım 1100 liraydı. Kiraladın mı? Kiraladım. Kiraladım nişanlığımı. Takı ne kadar takıldı nişanda? 150 bin liraya yakın para toplandı o zaman nişanlığı. Kuaför ne kadar para verdin? 250 liraya yaptırdım. Saçımı, makyajımı da 500 liraya yaptırdım. Halayın başındaki kayınvalidem, kızlar çok neşeliydi. Çok oynamayı severdi. Yani hastaydı bile çok oynuyordu. Çok seviyordu oynamayı. Çok genç galiba. Kaç yaşında vefat etti? 52 yaşında vefat etti kayınvalidem. Evet, çok gençmiş. Evet. Kına ne zaman oldu? Kına da Kasım ayında oldu. İşte 6 ay sonra oldu kızlar. Kınamda da şimdi salon tuttum. Kınamda nişanda tuttum, aynı salonumu tuttum. Kına bayanın arasında mıydı? Yok, hayır. Kına erkek bayan karışıktı. Bakın, testi kırıyorum şu anda. Hatta testi önce kırıyormuş gibi yaptım. Sonra kırmadım, sonra attım yere. Ne kadar tuttunuz peki organizasyonu? Organizasyonu eşim tuttu, hiç hatırlamıyorum şu an. Peki kına gecesinde kayınvaliden eline hangi altını taktı? Çeyrek altın taktı. Kınada kaç kıyafet giydin? 2 kıyafet giydim. Yanlış hatırlamıyorsam eşin tek çocuktu değil mi? Evet. Taka taka çeyrek mi taktı sadece kaynana? Bu konuda sana hak veriyorum. Bir cumhuriyeti hak ederdim. Tam cumhuriyetlik gelinim. Yani bu konuda katılıyorum size kızlar. Kızlar, bu da benim düğünüm. Düğünde de mi aynı salonu tuttunuz? Yok, hayır. Düğünde eşimin bütün akrabaları bu salonu tutuyor. Daha büyük, daha rahat sığıyorlar. Kaç kişiydi salon? 1500 kişi vardık salonda. Nasıl altın takıldı, hatırlıyor musun parayı? Tabii bayağı bana altın takıldı. Yani şu an hatırladığım kadarıyla sadece 123 tane çeyrek takılmıştı. Eşinin tarafı kaç bilezik taktı? Sadece 3 tane bilezik taktılar. Annemler 2 tane taktı. Kayınvalidemler 3 tane taktılar. Çok az değil mi? Az ama takmadı. Yani verecek bir şey yok ama. Gelinliğini kiraladın mı? Kiraladım gelinliğimi. Ne kadar? Düğünde bir adetleriniz var mı? Yok, hayır. Gelinliğimi 3000 liraya kiraladım. O zamanın fiyatıyla. Şöyle, ben takıda şeyden, düğünden gelen takıları da almadım kızlar. Evet. Abi olmadı şimdi. Sadece bileziklerim, Tuğram, onlar bana kaldı. Borçları vardı eşimin ailesinin, yani öyle söylediler. Ve biz şey yapmadık, bize takı vermediler. Bayağı biraz takı şey gibi olmuş olabilir mi? Yaptığımızı geri aldık. Biraz daha öyle, evet, mantık öyleydi. Ya zaten o zamanlar bir de şöyle, şimdi şöyle, bir de o zamanlar istenmeyen gelin olduğum için ilk etapta biraz belki ön yargı vardı ama sonrasında yaptılar, evde verdiler bana. Peki bu durumu nasıl affedebildin? Evden sonra mı affettin? Ya eşim tek çocuk, bir tane annesi babası var. Hani ne yapabilirim ki? Ama sen de bunu bir kere yaşıyorsun. Ama o zaman kendi evine huzursuzluk giriyor. Çünkü eşim bir tane. Eşim seni desteklemedi mi? Ya tabii ki de beni destekledi. 6 ay annesiyle babasıyla küs kaldı ama ben sonra kendim alıp götürdüm eşimi. Şimdi biz 7 kardeşiz kızlar, eşim tek çocuk. Benim ailemle babamı gördüğü zaman ister istemez o da üzülüyor. Ben onun üzülmesini istemem. O yüzden çoğu şeye maalesef susuyoruz. Peki içinde ukde falan kalmadı mı bu durum? Ya tabii ki de kaldı. Tabii ki de kalıyor. Senin rızanı aldılar mı altınları? İstediler mi senden, yoksa yani yok, almadılar. Almadılar rızamı. Hani onlar dediler ki borcumuz var, bu kadar toplandı. Bir de bize toplanan parayı az söylediler zaten.
Bu kadar toplandı dediler. Ben de çok üstüne gitmedim. Peki takıdan sonra kaynanan odaya mı geldi? Mesela bizim yöremizde ayıptır. Yok, kayınvalidem odaya gelmedi. Kayınvalidem girmedi öyle odaya falan. Eşimin halası ve teyzesi vardı. Zaten bak orada da görünüyor, yanımda poşet tutuyorlar. Aa, teyzesi, hatta iki tane teyzesiymiş. Hala da yokmuş. Evet, İki tane teyzesi. Düğünde takılanlar kesinlikle durum... gelinin hakkıdır. Hayır, bu duruma ailen hiçbir şey demedi mi senin? Ailem çok karışmaz. Biz de çok karışmazlar böyle şeylere. Bayağı evdeki huzuru göre kaçırmamak için. Ya şöyle bir durum var ama biz evlendikten sonra da çoğu şeyi yani karşılamaya başladılar. Çocuğum olduktan sonra telafi ettiler. O yüzden artık gözüme gelmiyor. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde uyusun. Keşke takı olmasaydı, altın olmasaydı, hayatta yanımızda olsaydı. Bunların hepsi gelip geçici şeyler kızlar, ufak şeyler. Demek ki affettirmiş kendisi. Evet, affettirdi. Böyle evet, sanki gelindiğin fiyatını öğrenebilir miyim? Az önce söyledim, 3000 liraydı gelindiğin. Özür dilerim. Evet. Duvağı neden bu kadar kabarık tercih ettin? Saçımı o şekilde yapmış. Yani yapmış hiç güzel olmadı. Sen de oradaydın zaten. Şöyle, benim kendi istediğim kuaförümde olmadı saçım. Randevumu almıştım ama kuaför o gün açmayacağını söyledi bana ve başka kuaföre gittim. Tacımdan dolayı da çok kabarık duruyor. Bak, tacın üstünde farkındaysan duvak. Gözlüğümü almadım, göremiyorum. Ha, biraz sen bu televizyondan da gözlüksüz göremiyorsan doktora gittin mi, bir lens versinler. Gitti. Evet, gözlüğüm var, uzağa göremiyorum. Yanına al bunu. O yüzden yakınında olmaz. Hayatım, ben de diyorum ki sen sabahtan beri niye bu kadar her şeyi bu kadar yorumluyor? Sen göremiyormuşsun ya, bana başta söyleseydin. Her şey gözümüzün önündeydi aslında da işte. Yok, gözüken tatlım, bir göremiyormuşsun. Şey yoktu, önündeki televizyonu gözüken göremiyorsun. Gözüken bir şey olsaydı emin önündeki görürdüm. Televizyonu göremiyorsun. Tamam, ben çok senin söylediğin olmasına rağmen yine de zor gördüm aslında. Senin hiçbir şey alınmıyorum. Seni affet, görmüyormuşsun zaten. Sen tamam. Kimsin beni affedecek? Ben senin gözün görmüyormuş. Keşke başta söyleseydim bunu. Terbiyesizlik bana. Etme. Ben yok, senin misafirinim. Terbiyesizlik için terbiyesizlik söylemedim etme bunu sana. Sen gözüm görmüyor yani, diyorsun. Yani o zaman birçok göremeyen insana laf atıyorsun şu anda. Hayır, karşı ama gözün görmüyorsa yanına gözlüğünü alırsın. Evet, uzağa göremiyorum. Kabartmışsın, onu zar zor görmüş kabartmanın için. Ben kabartmadım. Tacın üstünde fark edersin. Sen de burada gayet net görüyorum zaten. Bak, şu anda görüyorsun. Demek ki evet, duvağı görememişsin. Biraz çok kabarık şeyleri göremiyorsun. Sen yoksun, gelinlik var gözün sadece. Gözün görmüyor değil o zaman. Salon bazı ayrıntıları göremiyorsun gibi diyelim. Neyse. Değil mi? Ben mi yanlış görüyorum kızım? Haksız mıyım? Salon biraz çok bana, çok bana adak, böyle yani odaklanıp bakıyorsun. Ne? Çok bana böyle odaklanıp tamam, bakıyorsun. Tamam, bir duruşta öğrenin. Hayran kaldı. Yanlış görmüyorsam salon biraz karanlık. Işığı yetersiz buluyorum. Ne diyorsun? Bekle, salon karanlık mı? Şöyle böyle göremediğimizi konuşuyorum. Ama yorum tamam, yapalım. Ben bir konuşayım ama bitireyim. Ondan ama sonra konuş. Sabahtan yani beri susun. Şimdi mi konuşasın geldi? Durum senin de. Canım sen de sabahtan beri kavgayı kullanmadık. Sabahtan beri sen konuşuyorsun. Zaten bize fırsat gelmedi ki. Konuşunca ağzınız yok mu? Demek ki yok, ben konuşuyorum. Kızın lafı. Ay kızlar, siz böyle izlemek şey çok keyifli. O yüzden tıkadım. Konuşamıyor demek ki, o yüzden tıkadım. Nasıl bir çekirdek mi alsam, çok keyifli şu anda birbirlerini yiyorlar. Çekirdek iyi fikirmiş ama maalesef yok. Bu arada balayını kimse sormadı. Gittiniz mi? Balayına gittik evet. Antalya'da 5 yıldız bir otelde tatil yaptık. Birkaç tane fotoğrafımız var ama çok fotoğraf ve video çekmedik. Anladım. Ha, göremeyeceğiz kadar... yani. Yo, var fotoğrafları. Görmemem çok normalmiş. Peki, olmadığı için göremiyorum. Doğru. Ama yani benim için çok önemli değil. Ben anı yaşıyorum. Yani tamam, düğün tamam, şey tamam da balayında artık yorulmuşuz. Ne kadar ödedin yani balayına? Balayını kızlar bedavaya yaptın desem yeridir. 1600 liraya balayı yaptım. Gerçekten 5 yıldızlı bedava. Bir otel. Yani 4 gün. 4 gün gerçekten. Yok, hayır, bence 1600'a çok uygun bir fiyat. Bedava yani şu anda. Nasıl oldu öyle? Bir tanıdığınız falan mı vardı? Kasım ayında kayınvalidem sağ olsun, burada bütçemizi çok düşündü herhalde. Kışın yaptık balayımızı, o yüzden çok uyguna geldi. Gerçekten yani denizde falan demedim. Girdik Kasım ayında, Antalya'da geri gidiyorsun. Kayınvalidem sağ olsun ben derken o mu ayarladı balayınızı? Hayır, tam Kasım'ı o seçti ya, düğün tarihini. Gitti, hı-hı, 3 Kasım'a düğün tarihi almış. Beni aradı, bu tarihte bu saatte düğün yapacağız. Anne tamam dedi. Kasım'da nasıl denize girdin gerçekten? Sıcak oluyor Antalya Kasım'da. Sezon zaten biz ben gittik. Ben Eylül'de giremedim çünkü. Yok, girdik biz. Bir şey diyeceğim Medeciğim. Düğün tarihini de kendini seçemedin. Evet, nasıl kabul ettim böyle bir şeyi? Ben asla kabul etmezdim. Burada cercer konuştun ama kaynanan çeneni açamamışsın. Hayatım, o benim annem sonuçta. Eşimin annesi, saygı duymak zorundayım. Şimdi söylüyorsun ama burada. Yani söylerim. Sonuçta oruyorsunuz da söylüyorum. Niye söyleyeyim yoksa yani?